Git. Bedir git. Dilaver gelir şimdi. Çabuk ol. Neden Rıza abi? Niye salıyorsun beni? Sonra öğrenirsin. Şimdi kaybol. Rıza abi, annemden nasıl, haberin var mı? Ey oğlum, ey annenlere git diyorum sana. Hadi git. Burası boş. Abi ben sana dedim. Boşuna zorluyoruz. Bunlar normal bir aile. Ne iş olur Bedir'le? Ağam Bedir öldü. Hem babanız kızıyor. Yarın akşama kadar burada olmaz, ayaklarını kırarım dedi. Peki Rıza. İçim hiç rahat değil ama. Peki. Gidelim. Yavaşça, yavaşça. Boğulacağım. Diyeceğim ya. Sevda. Sen durumun ciddiyetin farkında değilsin galiba. Bir dur abla ya. Bak ağlayacağım yine. Ağla, ağla. Ağlanacak kardeşim. Ağla. Söylediğime pişman etme beni. Daha dur, daha ablam öğrenecek. Bana bak, vallahi öldürürüm seni. Ya da yok. Öldürmem. Aslında görüştüğünü ablama söylerim, o kendini öldürür. Ama niye? Zaten Dallas gibi olduk. Maşallah, herkesin bir sırrı var. Ablam geldi. Abla. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Ablacığım, bizimle paylaşmak istediğin bir sırrın var mı? Tabii sus. Abla, ne yaptın? Pasta mı yiyorsunuz siz? Dur bakayım. Bu saatte de iyi kilo yapar ha. Ablacığım sen eniştemin yanına gitmeyecek miydin? Sade, böyle güzel pastaları nasıl yapıyorsun? Gerçekten harika olmuş, bravo. Söyledin mi eniştem abla, ne yaptın? Pasta harika olmuş, ben bu tabağı bitiririm. Sen kendine başka tabak yap. Abla, iyi misin canım? Kızdı mı yoksa o enişte mi olacak adam? Ay kesin sinirlerini bozdu senin. Ayarsız bu eniştem ya. Boş ver ya. Ablan ne oldu, anlatmak ister misin? Gitmedin mi yanına? Boş verin kızlar ya. Söyleyemedim. Ama pasta harika olmuş. Yani yeğeninizin canı pasta çekti herhalde. Kendimi tutamıyorum. Ben bunu bitiririm. Başka var mı? Bir dilim kaldı. Tükürüm bak. Ne? Ben tükürdüm benim ya. Ben dedim ya. Pasta yiyoruz baba. Çok güzel olmuş. Ben yaptım. Allah layığınız versin. Şu halinize bakın be. Görgüsüzler. Kıtlıktan çıkmış gibi. Şimdi hemen elinizi yüzünüzü yıkayın. Ağzınızı çalkalayın. Dişlerinizi fırçalayın. Doğru odanıza. Çıt çıkmayacak. Sesinizi duymayacağım. Bir pasta iç. Bir pasta için. Orada unuttun mu sen de? Bunları durmayayım mı sen? Hadi, sofra hazır.
Günaydın babacığım. Günaydın kızım. Servet. Ha canım. Bak ne diyeceğim. İleride çocuğa bakıcı falan tutmaya kalkarsan bozuşuruz ona göre. E ne yapacağım baba? Ben bakarım torunuma. Ben de bakarım. Sevda da... Sevda da bakar diyeceğim ama... Onun adına söz vermeyeyim ben şimdi. Sevda önce kendine baksın. Aç gidecek işe. Sevda neredesin kızım, gelsene. Ay geldim. Günaydın. 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 Vay Sevda. Kız bu ne güzellik böyle. Bir değişik haller, kırmızı rujlar falan. Ha, ne oluyoruz? Aman her zamanki halim canım. Abartmayın siz de, geç hadi otur. Dur ekmek yok, ben bir ekmek keseyim. Ben bu kızın sonu Nurten Hanım'a benzeyecek diye korkuyorum. Nurten kim ya? Nurten Hanım şu ileride otururdu. Bunun hazırlanıp evden çıkması çok uzun sürerdi. Kocası da kornaya basıp beklerdi onu kapı önünde. Biz de korna çaldığı zaman derdik ya, Nurten Hanım hazırlandı, nihayet evden çıkıyor. Sonu benzeyecek dedin, sonu ne? Bir gün kornaya basmadı. Ne yaptı? Gaza bastı. Yani? Gitti adam, sonra boşadı onu. Yuh! Oo, ben geç kaldım. Kızlar ben Dilara Hanım'ın evine gidiyorum. Siz de hemen ofise geçin, eksikleri tamamlayın. Bakın zamanımız çok az kaldı. Bir şey yeseydin kızım. Baba yolda hallederim artık. Abla dur, getirdim ben ekmekleri. Hadi siz yiyin afiyetle, görüşürüz. Ama abla. Allah Allah. İyi süslenememiştir o. Kim? Ne, Nurten. Nurten kim ya? Aman ne bileyim ya. Boş ver kızım, sen yemeğini ye. Seninle ilgisi yok onun. Kalkalım mı biz de ya? Dur bir şey yiyeyim ya. Hadi bakalım güzel kızlarım benim. Hadi çok para kazanın, şikayet ettiğiniz şu babanızın arabasını değiştirin, ha. Tamam? Şişt, İsmail! İsmail! Dursana lan. Gel. Şişt. Ne haber akıllı? Ben eve gidiyorum Muzaffer amca. Sonra görüşürüz belki. Gel bir çay içelim oğlum. Hiç tadım yok bugün. Aa, havaya bak. Gelmezsen gelme lan. Artist. Hadi kızım siz gidin. Görüşürüz. Hadi. Hadi çocuğum. Hadi baba. Hadi güle güle. Niye böyle yaptı bu? Sana yapıyor. Bana mı? Ha, evleniyorsun diye. Evlenmiyorum ben. Henüz. Doğru. Çünkü sen yanlış adama aşık oldun. Saadet, ayarsız mısın kızım? Sabah sabah. Ben daha fazla oyalanmayayım Dilara Hanım. Düğün mekanına gidilecek, hazırlıklar falan zaman alır. Düğün evde olacak Servetciğim. Evde mi? Hı hı. Yani, çevresi geniş bir ailesiniz. Yani şaşalı bir düğünü tercih edersiniz diye düşünmüştüm. Yanlış anlamayın. Aslına bakarsan şartlar daha farklı olsaydı ben de başka türlü hareket etmek isterdim ama... ...şu an için böylesi en doğrusu olacak Servetciğim. Dostlar arasında bir düğün olacak. Siz nasıl isterseniz. Ama zaten ben seni bunun için seçtim. Evde de olsa sen en mükemmelini yaparsın Servetciğim. Teşekkür ederim, sağ olun. Sevda ne oldun? Yok bir şey ya, gir sen. Aa, kapalı burası. Kapalı mı? Ha. Artık dün akşam ne olduysa birileri işe falan gelmiş. Saadet. Hadi bakalım çocuklar. Hadi dikkat edin ha, aman. Özen göstererek taşıyın. Bak dikkat diyorum, kime diyorum? Allah Allah. Hadi bakalım öbürü nerede? Ne o? Almışsın sazı eline yine. Abim Servet yengemin düğün için gönderdiği malzemeler. He?
Abim düğünün yemeğini burada yapacağız ya, hatırlıyorsun değil mi? Ha, hatırlıyorum, hatırlıyorum. Hey, sen gözünü dört aç da bir sıkıntı çıkmasın. Abim gördüğün gibi azami derecede dikkat ediyorum. Sen hiç merak etme, gözün arkada kalmaz. Eyvah, ey. Abim? Ne Nuri, ne? Abim arasana yengemi. Ya arayıp da ne diyeceğim ki şimdi, ha? Söyleyecek laf mı kaldı? Hata üstüne hata, hata üstüne hata. Abim, malzemelerin geldiğini söyleyeceksin altı üstü. He, sen onu mu diyorsun? Onu dedim tabii. Sen ne sandıydın? Çalıyor. Dur lan, ne yapayım? Elimizi yüzümüzü yıkasaydık ya. Abim, telefonda konuşacaksın altı üstü. Abdest almana gerek yok. Uzadı senin de dilin ha. Çalıyor. Yüzün yok aramaya tabii, Nuri'yi arattırıyorsun. Efendim Nuri? Ha, Yılmaz ben, Servet Yılmaz. Ha, sen misin? Buyur. Ya buyur ne öyle, Servet pazar esnafı gibi sabah sabah. Zarif ol, alttan al abi. Ne? Zarif ol, alttan al. Yılmaz, sen kiminle konuşuyorsun? İyi, senle konuşuyorum, senle. Servet, kimle konuşacağım? Bu mutfak tezgahları şey olmuş da... Nasılsın? He. Neyse sen boş ver, nasılsın? Ben iyiyim, sağ ol. Ben de iyiyim, Servet, sağ ol. Sormadın gerçi ama neyse. Yılmaz bak, şu an çok işim var. Bir şey diyecek misin gerçekten? Bir şey diyecek misin derken? Canına gelsin. Yani niye aradın demek istiyorum. Vallahi bu malzemeler... Gelmiş de senin düğün yemeği için. Onları gelip alacak mısın diye soracaktım ben. Aslında ben orayı hiç meşgul etmesem daha iyi olacak. Başka yerde hallederim. Ya ne alakası var Servet Allah aşkına? He? Şimdi dükkanı yeni açtın. Daha masraf etme. He? Gel, bizim de çok işimiz yok zaten burada. Burada hallediveririz. Şimdi zaten bu kadar malzemeyi nasıl taşıyacağız? Peki tamam, öyle olsun. Hadi kapatıyorum şimdi. Vallahi kapattı. Abim dinlemiyorsun ki kardeşini. Zarif ol diyorum, alttan al diyorum, dinlemiyorsun. Ya bir sus be! Ya bir sus! Zaten her lafın her yerine giriyorsun bir bilirmiş gibi ya vallahi aşkına. Yürü git çay getir bana. Abim açık getiriyorum, sileri yap. Ya git yürü! Vır. Çok eksik var ya. Evet. Zor yetiştireceğim vallahi. İyi. İyi. Biz de pastaneye gideriz. Oradan ay çöreği falan alırız. Onu ikram ederiz düğünde. Olabilir. Ne oluyorsun be? Abla. Ha abla, sen mi geldin? Ben geldim. Sürpriz mi oldu? Yok. Bana olmadı. Saadet, ne diyorsun tam olarak? Yok abla ya, işte kendi çapında eğleniyor Saadet. Hoş geldin sen. Hoş bulduk. Bedir nerede? Bedir gelmemiş abla. Ya Sevda'yı ara dedim ama aramıyor. arasaydınız ya. Kızlar, Yılmaz'ın oraya gitmek lazım. Düğün yemeği için malzemeler gelmişti. Ya abla sen gidersin artık. Benim bir sürü işim var. Daha alışverişe gideceğim ben. Saadet, benim de işim var. Ben giderim. İyi, git o zaman. Hadi çık. Görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşürüz. Nesi var bunun? Şey, yok bir şey abla. Ya her zamanki Sevda işte. Gezmeye yer arıyor. Haydi ben de çıktım. Bir sürü eksiğim var. Görüşürüz abla. Güle güle. Merhaba. Enişte. He.
Ne arıyorsun kız burada? Sen miydin? Gel. Eyvallah. Geç, geç. Ben ne hesap yapıyorum? Gel bakalım. Şey, enişte Bedir yok mu? Vallahi sabahtan beri yok ortada. Dün gece de görünmedi. Ben de ofiste kalmıştır herhalde diyordum ama. Hayırdır? Ofise de gelmedi de merak ettim. Yok bir şey. Neyse ben zaten malzemelere bakmaya geldim ya. Servet niye gelmedi? İşi varmış. Allah Allah. Bir şey dedin mi bana? Ne gibi? Yani öyle genel olarak bir şey dedin mi? Bir notu falan yok mu bana? Ne diyorsun enişte ya? Allah Allah. Şişt, gel buraya. Gel buraya. Gel bakayım. Ne? Ne oldu o Tibet mevzusu? Ne dedin çocuğa ha? Ha. Yok ya, daha bir şey olmadı. Sen de az değilsin ha. Az değilsin ha sarı sevda. Çek bakalım Naz'a kendini, çek. Ne biçim konuşuyorsun enişte ya? Neyi ima etmeye çalışıyorsun? Herkes beni benden daha iyi tanıyor zaten ya. İyi vallahi. Ya... Allah Allah ya, bir de bana deli derler ha. Ben söyleyeceklerimi söyledim anne. Dün geceki rezaletten sonra bir de bu mu çıktı şimdi? Annenin lafının ortasında evi terk etmek. Seni tanıyamıyorum artık. Bu kız ne hale getirdi bizi ya? Anne bak, sana son kez söylüyorum. Ben o kızla evleneceğim. Evlenmeyeceksin oğlum. Eğer bir sakin olup düşünürsen... Ya yeter! Akıl vermekten vazgeç artık. Çocuk değilim ben. Sevda'yı seviyorum. Sevmiyorsun oğlum. Sen bugüne kadar her istediğini elde ettin. Sevda şimdi seni reddediyor. Onun için kıymetli oldu. Alıştığın şeyler değil bunlar. Biliyor musun, sen sadece Sevda'yı değil beni de aşağılıyorsun. Çocuk değilim ben, aptal hiç değilim. Ne hissettiğimi biliyorum. Onu elde edince sıkılacaksın. Yeter, yeter! Çocuk değilim ben artık, nasihat etmeyi bırak! Bak, çok ciddi söylüyorum, beni kaybedeceksin anne. Yemin ediyorum beni kaybedeceksin. Sonsuza kadar, anlıyor musun? Benimle konuşurken dikkat et. İlla kaybedeceksek bu tek taraflı olmaz, biliyorsun değil mi? İplerim senin elinde yani. Al. Ne yapıyorsun ya? Bağ bunlar değil mi? İp. Tibet. Beni bağlayan şeyler ha? İyice tutulmaya çevireyim mi? İster misin? Tibet, topla kendini. Ne dersin? Bak, o çok güvendiğim, bana bağladığın ipler bunlar. Yok şimdi, kopardım hepsini. Tamam. O kadar ciddiyim diyorsun yani ha? Anne, ya benim senin hiçbir şeyine ihtiyacım yok. Sen beni kaybettin. Tam başka kaybeden de yok. Niye biliyor musun? Çünkü ben Sevda'nın elinden tutup o kadar insanı karşısına çıkarırken her şeyi göze almıştım. Anladın mı? Tibet! Hoş geldiniz. Saadet, zamanımız kalmadı bak bize. Asıl! Saadet, tehlikedeyiz. Sana söylemediğim şeyler var. İyi. Söyle o zaman, kaç kişinin katilisin sen? Kaç cinayet işledin, ne haberin var mı? Ben kimseyi öldürmedim. Öldürdüm. Sen çilek çaldığı için haksızlığa uğrayan çocuk değilsin artık. Katilsin. Ne yapalım katili? Hep o Kemal Olacak adam karıştırıyor aklını senin değil mi? Asıl konuşma. Ya Leyla'yı hatırlamıyorum bile, kimmiş? Kemal'in eski sevgilisi miymiş? Asıl konuşma dedim sana. Kemal'i bırakıp bana gelmiş öyle mi? Bir polisin 3 kuruş maaşı yetmediği için. Ya Asım, bir sus! Leyla onun ablası! Özgür'ün ablası, anladın mı? Abi arkadaşın karısı doğum yaptı gece. Ona gittim arayınca.
Niye haber vermiyorsun oğlum? Allah Allah. Abi ne bileyim, öyle acil geldi deyince telaşlandım, aklıma gelmedi. Ne oldu boynuna? Koltukta uyuyakalmışım abi ya. Allah Allah. İyi. Güzel Çin merhemi var. Nuriye söyle getirsin, olsun azıcık seni. Abim ben çoktan gördüm. Çıkart montunu Bedir kardeş. Şöyle şifalı ellerimle bir yoğunup yorayım seni. Çıkar oğlum, çıkar. Şifacı geldi, şifacı. Çıkar. Enişte benim işim. Hoş geldin. Ne oldu? Tamam mı malzemeler? Ha, tamam enişte. Boynunda ne oldu? Şey, tutuldu. Ha. Dur, böyle bir bakayım ben. İyi, ben bakıyordum ama tabii sizin eliniz daha yumuşak. Şey, tam burası mı? Dur bakayım güzelce. Sür bakalım merhemi, güzelce olun. Hah, sürüyorum abim. Şurayı tutsan şöyle bana neydi? Şöyle tutsan. Şun var senin burada. Ha? Nasıl, ne işin var Yılmaz ya? Geç şuraya. Sevda mıydı o? Ondan korkuyorsun değil mi? Artık bu korkuları aş Yılmaz. Pişman mı olacaksın yine? Beni ortada mı bırakacaksın? Yılmaz bana bir şey söyle, ne olur susma. Ne söyleyeyim? Ha? Ben yanındayım de. Korkma de, her şey çok güzel olacak de. Ya da git de, ne halin varsa gör de. Bu halin ne diyorsun zaten Yılmaz? Ne yapıyor? Gidiyorum. Hamileyim. Ve madem bu yolda yalnız başımayım, gidiyorum. Seni de vicdanınla baş başa bırakıyorum. Çocuğunu taşıyan kadını nasıl ortada bıraktığını uzun uzun anlatırsın ona. Nasıl oldun? Ellerine sağlık, iyi geldin. Dur sen, ben alayım. Ay! Pardon, iyi misin? Al! Ya! Dikkat etsene! Niye bırakıyorsun ki kasayı? Sen tuttun diye. Gülme. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Sen iyi misin? İyiyim. Vallahi Servet yengeme söyleyeceğim. Mavra yapıyorlar, çalışmıyorlar diyeceğim. Ay ne alakası var ya? Al sen de şunu. Sor Servet. Ne işin vardı senin orada de. Yok ya, arama. Kendi arasın, söylesin işte. Saadet. Hani sen eksiklerini tamamlayacaktın. Bulamadım aradıklarımı abla. Düğüne ne kaldı şunun şurasında? Aradıklarını bulamadıysan bulduğunu alsaydın bari. Tamam abla ya. Bana bak. Senin rengin mi atmış? Daha da beyazlamışsın sanki. Yok bir şeyim abla. Hadi bugün bitti. Eve gidelim. Sevda'nın işi uzamış, direkt eve gelecekmiş. Hadi giyin üstünü. Ne? Ne ne? Saadet, çıkar ağzındaki baklayı. Bak geldiğinden beri kurdeşen döküyorsun gözümün önünde.
Abla, izin olursa Kemal'le görüşmek istiyorum. Saadet, kocaman kadın oldun. Benden izin almak niye? Git görüş ama yorma kendini. Bak yarın öbür gün çok yorulacaksın zaten. Tamam abla. Teşekkürler abla. Rica ederim. Görüşürüz abla. Saadetciğim, ne zaman büyüyeceksin sen? Bakalım günün tarihlisi kim? Aa, Yılmaz. İyi akşamlar babacığım. İyi akşamlar. Rahatsız etmiyorum inşallah. Yok canım, ne rahatsızı. Ben de İsmail'i bekliyordum. Bütün gün gelmedi. O sandımdı. Neyse, sen geç içeri. Ben de şu elimde kal, bunu atacaktım. Tamam, ben atarım. Bak. Sen zahmet etme Yılmaz, ben atarım. Ya babacığım, atarım ben, ne zahmeti, gözümü seveyim. Bırak tamam, ben de servetimi görmeye gelmiştim zaten. Evet. Git gör servetim. Eskiden olsa yapmazdı. Şimdi servet var ya, kürsüler havalara... Ben alayım onu. Servet. Yılmaz. Geldin mi? Ben de seni bekliyordum. Hayırdır? Vallahi geleceğim dedin, gelmedin. Sevda'yı yollamışsın, merak ettim. İşlerim vardı. Halletti Sevda, sağ olsun. Haberim var. Evet. İyi ne? Bilmiyorum, böyle kaldık postan korkuluğu gibi de. Yani bir şey demeyeceğim mi? Öyle bekliyorum burada. Ben de bekliyorum Yılmaz. Gördüğün gibi. Nasıl yani? Bana diyeceğin bir şey var mı Yılmaz? Aslında yok. Yok. Tahmin ettiğim gibi. Hayır, varsa yani burada söyle. Çok yorgunum. Erkenden yatmaya gideceğim. Onu söyleyecektim. Neyse. İyi geceler. İyi geceler. Teşekkürler. Ben çok açım ya. Sen ne yiyeceksin? Ben bir şey yemeyeceğim. Kahve içeceğim. İyi. Ben de kahve içeyim o zaman. Nasıl olsun kahveniz? Şekerli. Biri şekerli, biri sade. Evet. Nasılsın? Görüşmeyeli. İyi. Bildiğin gibi. Konuşamadık da o gün. Öyle bir anda kaçıp gidince. Ben söylenecek her şeyi söyledim Saadet. Yaşadığın şey çok üzücü gerçekten Kemal. Yani öyle herkesin altından kalkabilir. Yıllardır duyduğum şeyler bunlar Saadet, boş ver. Öyle ama. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ ol. Afiyet olsun.
Acı bu. Bu da tatlı. Karıştırmışlar. Yenisini söyleyeyim mi? İçerim ben bunu böyle. Peki, annenler nerede şimdi? Baban? Saadet, beni teselli etmek zorunda değilsin. Ben seni teselli etmek için söylemiyorum ki. Gerçekten merak ettim. Boş ver. Aman sen de insanı bir konuşturmuyorsun ki. Ne oldu? Acıdın mı bana? Acıma, boş ver. Ben seni o mezarın başına bana acı diye götürmedim. Küçük aşk oyunlarının bedeli nasıl ağır ödeniyor gör diye götürdüm. Ben... Sen ne? Ben beni yakın bulduğun için paylaştığını zannettim ama yanılmışım. Acı kahve için teşekkürler Kemal. Bir meyve suyu falan getirseydin. Boğazımda kaldı vallahi. Vallahi kusura bakma Sevda ablam, unutmuşum. Çocuklara söyleyeyim de getirsinler. Ben getiririm. Ellerimi yıkayacağım zaten. Bitti yemeğim. Dur, mutfak karışık. Ben getiririm. Sen bulamazsın. Ah. Ah, muhteşem zamanlama. Efendim Tibet. Sevda canım, neredesin? Çalışıyorum. Düğün için. Ofisteysen geleyim mi? Seni görmem lazım. Tibet, ofiste değilim ben. Tibet, işlerimi toparlayınca ben seni arasam olur mu? Tamam, olur canım. Aa, ne oluyorsun be? Meyve suyu istemiştin, al iç. Sen iç. Zıkkım iç hatta. Allah Allah. Nereye gidiyorsun? Sana ne? Sen ne biçim konuşuyorsun herifle hala? Niye arayacağım diyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun Sevda? Asıl sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Bırak kolumu. Dün geceden sonra tek kelime etmedin. İşe de gelmedin. Çocuk muyum ben? Gidiyorum ben. Onunla mı buluşacaksın? Evet. Gerizekalı. Bana mı dedin Sevda? Sana demedim. Sana bir şey söyleyeceğim Tibet. Bu akşam evde olmam gerekiyor. Başka zaman görüşürüz, tamam mı? Tamam. İyi. İyi geceler. Ha, Servet. Bak burada ne diyor kızım? Hamileliğin belli bir döneminden sonra kullanman gereken ilaçlar varmış. Doktorda bir sor bakalım, bu ilaçlar hangileri ve ne zaman başlıyor? Zamanı gelince kendisi söyler babacığım. Sormaya gerek yok. Ne demek sormaya gerek yok ya? Ayrıca şu haftaya beraber gidelim doktora, bir de ben göreyim. Gözüm tutmazsa hemen değiştireceğiz doktoru, ona göre. Ay abla, ben de geleyim mi? Hem yeğenimi de görmüş olurum. Olur valla. Ay, cinsiyeti ne olacak acaba? Ne olacağı var mı kızım? Pastaya nasıl saldırdığımı görmedin mi? Ne demişler? Ye tatlıyı, doğur atlıyı. E şimdi de mandalinayı. Ye ekşiyi, doğur Ayşe'yi de diyebiliriz yani. O mandalinalar tatlı bir kere. Ekşi değil, tamam mı? Ben aldım. Baba, bu ekşi, istersen dene bak. Nasıl ekşi be? Bakayım bakayım. Ulan bu balav gerizekalıymış ya. Haklısın. Bak, gördün mü? Ayşe işte. Kına yak. Ben geldim. Hoş geldin kızım. Hoş geldin. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Ay abla, keşke ikiz olsa ya. Bir kız, bir erkek. Oo, ne güzel olur ha, değil mi? O öyle sizin istemeniz de olmuyor işte. Hem ikiz olsaydı şimdiye kadar belli olurdu. Ben biraz dinleneyim. Abla, dur abla, biz de gelelim.
Abla. Ya kız dinleneceğim abla diyor. Siz abla abla peşinden abla gidiyorsunuz be. Abla. Kesin bu da kız. Değil mi? Hı. Gönder, gönder. Yetmiyor üç tane. Abla. Abla. Ay ne öyle abla abla diye peşime takıldınız? Dinleyeceğiz. Anlamadım. Dinleyeceğiz. Saçmalamayın. Gel otur şöyle. Ben de dinleyeceğim. Ay daha küçücük, hiçbir şey belli olmaz şu an. Ay abla sus. Duyuyorum ben. Ya ben de duyuyorum. Kız kıpırtısı bu. Kız olacak. Ya hareketleri böyle sert. Erkek olma ihtimali yüksek yani. Uydurmayın. Daha bir şey belli olmazmış. Ya abla bozmasan olmaz değil mi? Biz de biliyoruz yani olmayacağını ayrıca ama temennimizi söylüyoruz. Ha? Erkek olmasın ya. Erkekler kütük. Evet ya. Erkek olursa üzer bu kızları. Yakışıklı da olur zaten babası kılıklı. Öyle boylu poslu. Kız güneş gözlüğüyle doğmasın bu. Böyle yakalar kalkık falan. Babasıymış. Gece gece sinirlerimi tepeme çıkardınız. Hadi kalkın gidin. Kalkın oy gidin diyorum. Uykum var, uyuyacağım ben. Hadi gidin. Ne oluyorsun ya? İyi geceler abla. İyi geceler hadi. Buyurun İsmail Bey. Kahvaltı saati de biraz geciktirdiniz ama ben şimdi size bir tepsi hazırlarım efendim. Ben yemeğimi yedim zaten. Ama varsa bir şey alırım. Lan İsmail. O kafanı ayağımın altına alırım. Kafatasını kırmadan beynini cırt diye ezerim senin. Hoş geldin İsmail. Sahi sen bize kaç gündür niye gelmiyorsun? İşlerim vardı. İhalesi vardı da. Ya. Yeah. Halbuki Sevda ablanı görmeden günün geçmezdi İsmail. Ne oldu? O eskidendi Saadet ablacığım. Aa, eskidendi demek. Ne kadar eskidik İsmail? Ne oldu? Hı? Ne olacak? Evlenme teklifi almışsın. Kapına dayanmış o çakmacı Nedim. Çakma ne? Duydunuz işte. Sevda ablan daha cevap vermedi. Yani kabul etmeyecek misin? Sevda çocuk sana soru sordu. Aa, yani siz de babamın karşısında. Değil mi baba? Sorduğunuz sorulara bak. Acelemiz yok mu bizim? Hadi yürüyün, işe gidelim. Hadi görüşürüz baba. Görüşürüz İsmail. Görüşürüz. Hadi kızlar, acele edin. Görüşürüz akıllım. Görüşürüz. Görüşürüz. Sırıtma lan. Hadi ye önündeki de. Peynir ye, peynir. Garson arkadaşlardan sen ve Sevda sorumlusunuz. Saadet'le de konuşun, ondan habersiz bir iş yapmayın. Ben gidip gelin hanımla ilgileneceğim. Hadi herkes işe koyulsun, hadi. Tamam abla. Evet arkadaşlar, masaları yerleştireceğiz bugün. Ablam gördüğünüz gibi örnek masayı hazırlamış burada. Bütün masalar buna göre düzenlenecek, tamam mı? Arkadaşlar gelin malzemeleri yerleştirelim şu tarafa. Hadi kızlar. Hayatım çok güzel oldu. Gerçekten mi? Gerçekten. İyi ki bunu sipariş ettirmişiz. İyi ki. Tam oturdu üstüme. Çocuklar. Bakın sizi tanıştırmak istediğim birisi var. Servet'cim tanıştırayım. Bu oğlum Murat. Memnun oldum. Memnun oldum. Bu da gelinim Arzu. Merhaba. Memnun oldum. Servet Hanım da düğünümüzün organizasyonunu yapacak. Her şey istediğiniz gibi gerçekleşecek. Siz hiç merak etmeyin. Çiftimizin mutluluğu için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bundan eminiz. Çok teşekkür ederiz şimdiden. Bu arada gelinlik çok yakışmış. Evet. Ben gelinimizle ilgilenirken siz de garsonların kıyafetlerine bir bakın. Hepsini özenle seçtik. Umarım bir tanesini beğenirsiniz. Hadi gel Murat.